Hadi ev turu yapalım. Klasik Hollandalı hareketi. Bir duvar yine çok koyu renkle boyalı. Dönelim. Devam ediyoruz. Futbol sahası manzaralı. Hüseyin bayılır. Enteresan bir şey yapmış hafta. Buradan bahçe manzaramızda. Ooo bahçe çok güzel. Sürekli bahçeyi gösteriyoruz çünkü bahçe çok güzel. Aynen biz bahçe için zaten böyle bir yerler alıyoruz. Açıldı ama gidiyor mu? Ya bir daha dene ki kıracaksın yine. Yine evde de kırdın. Kırmadım. Videoda zeytin ağacının üstündeki zeytinleri toplayıp hep birlikte zeytin salamura yapabiliriz. Bu buzdolabı, bu çamaşır makinesi. Aa çamaşır makinesi yok bu arada. Gerçi biz kendimiz aldık. Bulaşık makinesi. Bu bahçe, bu ağaç falan mı diyeyim yani? Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok sevilen bir videoyla tekrar karşınızdayız. Ev turu yapıyoruz. Hollanda'da yine klasik bir müstakil ev turu yapıyoruz. Tabii ki kendi evimiz değil bu defa. Arkadaşlarımız bir ev aldı. Evler birbirine çok benziyor aslında. Ama ufak tefek değişiklikler var. Bu arada salon dışında biz de hiçbir yeri görmedik. Sen gördün mü? Hayır. Görmedik. Sizle birlikte göreceğiz. Birlikte tepkiler verelim. Belki bizim evle falan biraz kıyaslayabiliriz. Çok keyifli bence ev videosu çekmek. Hemen girelim. Bu arada evimize çok yakın. Ama evi göstermeyeceğiz. Bir önceki videoda biraz kendi evimizi göstermişiz. Bu kadar göstermeyin dediler, fark etmedik. Bu evin kapı numarası yok o yüzden. Diyorum ve gidelim mi? Gidelim. Heyecanlıyım. Hadi gel. Hadi ev turu yapalım. Evde biraz ses var. Herkes evi geziyor şu anda. Klasik bir Hollanda girişi. Burada bir şey var. Bilmiyorum. Saatler var orada. Öyle mi? Aynen. Bence bizim videolarımızı izleyen herkes artık bunların ne olduğunu biliyor. Ama geçiyorum. Aynen şöyle saat. Çok önemli var. Bir ayrıntı değil. Aynen. Hollanda'daki bütün evlerde var bu, apartmanlarda da var. Hadi gelin buraya doğru. Burada hemen... Kapıyı kapatsana. Kapıyı kapatalım. Evet, burada hemen bir askılık. İşte ceketlik, meketlik, muhtemelen burayı değiştirirler. Bizimki gibi bir dolap yaparlar diye düşünüyoruz. Tuvaleti görelim. Daha önce ben hiç görmedim. Evet. Işık var mı bilmiyorum. Var. Havalandırma çalışıyormuş. Otomatik çalışsın. Evet. Kibarlık bakanımız temizlik ürünleri falan bırakmışlar. Klasik küçük. Klasik Hollanda işte, tuvaleti. Evlerin ilk katında girişte bu tuvaletlerden hep oluyor. Şöyle ufacık el yıkama yeri. Elimiz böyle zar zor sığıyor. Sürekli lavaboya değmesin diye uğraşıyorsunuz. Öyle bir lavabo. Çok işe yarıyor bu arada. Misafirler sürekli banyomuzu kullanmıyor. Her gelen ilk katta bir ihtiyacı varsa gelip elini yıkayıp tuvaleti kullanabiliyor. Bu çok iyi. O zaman burada üst kata çıkan merdivenimiz var. Hemen çıkmayacağız. Önce salonu gösterelim. Ama o da girişte sağda. Hemen ilerliyoruz. Ev sahibinin bizi bıraktığı ilk... bize de değil mi arkadaşlar? İlk şey bize de bulunan lazım. Şu duvarı hatırlıyor musunuz? Hayat kurtarır. Hemen bize eşyalarımızı salladı zaten. Kapıyı kapatayım. Yalnız kapıların kulpları siyah, fark etmişsiniz. Bu tarz şeyleri ben seviyorum, hoş olmuş. Ve sağa dönelim. Klasik Hollandalı hareketi. Bir duvar yine kokkoyu renkle boyalı. Ama bizim yaptığımız gibi duvarı beyaza çevirmeyecekler. Onlar da çok farklı bir renkte, yani çok hafif yakın bir renkte rengini değiştirecekler. Bunu neden yapıyorlar? Neden hepsi yapıyor daha doğrusu bilmiyorum. Bazısına güzel oluyor, bazısına olmuyor diyorum. Devam ediyoruz. Burada bahçe manzaramız var. Bahçeler vesaire çok tatlı. Şu ayrıntıya bayılıyorum. Burada da ev sahibinin bıraktığı şeker gibi tatlı kokan çok güzel bir çiçek. Neredeyse bana da lazım. Bahçeyi ama hemen göstermeyin. En son bahçeye çıkılır. Ev turlarının adabı böyle. Biz öyle gördük. Dönelim. Devam ediyoruz. Burası salonumuz olacak. Bizimkinden birazcık farkı, mutfağı bir tık daha uzun tutmuşlar. O yüzden salon biraz daha dar ama mutfak daha geniş. O zaman mutfağa geçelim. Bu evin de belki sonrası turunu yapabiliriz. Bunlar da bizim evin, ne denir ona, tarihleri mi diyor? Görüntüler seni bilmiyorum. Evet, çekmedim. Tamam, devam ediyoruz. Burası da mutfağımız. Klasik Hollanda mutfaklarına nazaran Hollanda'daki bu single house'lardaki mutfaklar biraz daha büyük oluyor çok şükür ki. Ama
Mesela bir Türk için, bence bizim kültürümüzdeki insanlar için bu kadar dolap çok yetersiz. Hepsi de dolap değil. Bakınız, burası bir çamaşır makinesi. Bulaşık. Bulaşık, çamaşır makinesi. Çok saçma oldu. Bulaşık makinesi. Ben bunları hep yanlış söylüyorum zaten, izleyenler bilir. Bunlar da böyle işte raflar maflar ama üst tarafı şöyle boş kalmış. Dalın bazı arızalandığı için çıkarmışlar. Evet, dalın bazı bu arada sol dakika arızalanmış. Mış. Mış yani, bilmiyoruz. Dalını da almışlar, ücretini ödemişler. Bakınız burada da bir dolap. Yani raf sanıyorsunuz ama değil. Burası buzdolabı. Evet, şöyle. Bu arada temizleyip gitmişler. Yani kibar bir hareket. Aynen, tabii ki de yeterince temiz değil. Ama kibar bir hareket. Burada da buzlu kısmı var. Sonra benim gibi zannediyorsunuz ki, aa bu da bir dolap var falan diyorsunuz böyle, içine de koyacağız diyorsunuz. Hayır tabii ki de burası bir raf. Ama çok hoş oluyor, kullanıyorum ben. Ve evet, sorunuzu duyuyorum. Neden iki tane fırın var? Bir galiba şey, mikrodalga. Mikrodalgayı çok kullanıyorlar burada. Bence fırın kullanıyor bile olabilirler. Burada da fırın var. Yemek yapmakla çok zaman harcamak istemiyorlar. Aynen. Bu arada bizim evdeki fırın mesela bizim normal Türkiye'de kullandığımız fırınlar gibi oluyor. Ama mikrodalga özelliği var onda. Çok iyi bence. Ben kullanıyorum artık, alışıyorum yavaş yavaş. Ve buraya doğru gelelim. Bu nasıl açılıyor ben bilmiyorum. Biz bunları çok ellemeyelim. Biliyorsunuz bu işte çok iyi değil. Ama şöyle güzel bir manzara var mutfaktan. Aynen ve bu cam mesela bayağı bizimkinden büyük. Daha yüksek yani. Öyle evet, söyleyebilirim. Ve köşede de cam var. Aynen. Bayağı kapı merdiveni direkt görebiliyorsunuz. O büyük ihtimal yukarıya doğru kapanıyor. Dışarıya aynen. Yukarıdan gözüküyor. Yukarıda şöyle havalandırma da var. Güzel. Gel burada da bir şey var. Burada poşetlik. Yani burada askılık var. Buraya da muhtemelen çöp kutusu koyacaklar. Az önce karar verdiler. Evet. Aynen. Burada bir şey varmış. Ne acaba? Bir havalandırma ya da bir şey çalıştırıyordur. Havalandırma ise çalıştırmayalım. Çünkü sönmüyor havalandırmalar. Evet. Kapanmıyor hemen yani. O zaman yavaş yavaş yukarı çıkalım mı? Çıkalım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yine bizim evdeki gibi her yerde filiz var. İki tane orada. Ondan sonra. İki tane burada aşağıda görüyorum. İki tane burada görüyorum. Şurada var da bir tane. Bir tane orada var. İki tane burada var. İki tane o çöpüsünde var. İki tane de burada var. Evet. Bayağı fazla. Ve hayat kurtarıyor gerçekten. Kilere bakalım. Nereye? Kiler. Burada merdiven altı kilerimiz. Güzel bırakmışlar. Burası da temiz. Aynen temizmiş burası. Şurası büyük ihtimal evin altına gidiyor. Evin altına nasıl gidiyor? Bu benim açabileceğim bir şey değil mi? Ya evin zeminini gözüküyor. Aynen öyle şeyler var. Su birikmesi var mı diye kontrol ediyorlar. Tabii ki burada da priz var. Bak burada ışık var. Nereden açılıyor bilmiyorum ama bizim ışık eksiğimiz var buranın içinde. Evet. IKEA dolabımıza aldığımız yanlış gelen ışık seni buraya takacak. Bakalım yukarı mı çıkmış ha? Evet. Herkes yukarıda. Gidiyoruz. Bakın siyah beyaz kombinasyonu seviyorlarmış belli ki. Ve buradaki ışık da siyah. Sanırım kedileri varmış yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O yüzden bunlar değişecek ve direkt halı yapacaklar. Ama diğer türlü de çok kayıyor. Bizimkinde hala halı olmadığı için biliyoruz. Devam edelim. Çok konuşuyorum şu an. Sakinleşmem lazım. Yine siyah beyaz kombinasyonu. Bizim evi izleyenler biliyordur. Bunlar full beyaz normalde. Ama ilginç bir şey göstereceğim. Hemen şöyle bir şey gösteriyorum. Bizden farklı olarak. Hello. Çocuk için tehlikeli. Aynen. Bakın yani şöyle ki bizim çocuğumuz yok. Ama bizim merdivenlerimiz şöyle. Yani çocuk için en azından daha iyi. Arabada düşme riski yok. Arkadaşlarımızın çocuğu var. 2 yaşında. Yürümeyi çok iyi yeni keşfetti. Sürekli ayağa kalkıp arada dengesini falan kaybediyor. Onun için tam yuvarlanmalık merdivenler. Evet. O yüzden buralara hep çocuk korkuluğu yapılacak ama korkuluk diyor mu? Ne deniyor? Evet. Böyle bir şeyler yapılacak yani. Bu da biraz zor. Bir de merdiven yaptırmak çok pahalımış sanırım. Aynen burada. O yüzden merdiven yaptırmıyor şu an. Hemen buradaki odaya bakalım. Burada ufak bir oda var. Bizdeki gibi iki raf bırakılmış. Bu kadar da benzer olmasını beklemiyordum yani. Bunu da böyle bırakmazdım. Ve yine bakın. Rafı boyamışlar. Şaşırdım birazcık. Ama boyalı duvar yok. Kocaman bir cam var. Yine burada şeyi var. Ne deniyordu buna? Yanlış bir şey söyleyeceğim. Kalbim gibi. Yani işte. Futbol sahası manzaralı. Hüseyin bayılır. Hüseyin gelip burada muhtemelen Poyraz'la
futbol oynayacak. Diyorum. Güzel, küçük, çalışma odası ya çocuk odası yapılabilir. Ama siyah beyaz bayağı seviyorlarmış. Yani her önce siyah şurada. Devam edelim. Şurada bir odamız daha var ama içerisi şu an dolu. Biz diğerine girelim. Bakalım bakalım. Tavana bak. Aa, değişik bir ışık. Yanıyor. Biraz... Enteresan bir şey yapmışlar burada. Sanki böyle... Disko havası veriyor. Şu ortadaki top gibi bir şey özellikle. Evet. Hepsi birlikte. Şu değişik bir sistem. Gerçekten bakın neden böyle şeyler yapmışlar acaba? Yani insanların enteresan zevkleri var. Evet ama bir de ışığı istediği yere taşımışlar. Hareket ediyorsa da istedikleri şekilde hareket ettirebiliyorlardır. Evet. Wow, çok iyi. Buradan bahçe manzaramız var. Oo, bahçe çok güzel. Yine cam çok büyük. Yanında trampolin görüyorum. Ya, şurada bir çocuklu aile görüyorum. Yalnız biraz çöp bahçesi gibi olmuş. Şurada tatlı bir masa var. Şurada da havuz var. Yandaki bayağı güzel bir bahçe yapmış. Bizim bulunduğumuz evin bahçesi de güzel. Aynen, bence de çok güzel. Yan tarafta çocuklu ev gibi. Bakınız buraya da havuz yapmışlar. Tabii işin şakası. Yan taraf da güzelmiş. Küçük bir park yapmışlar. Devam edelim. Banyoya gidelim. Bu oda biraz beklesin. Ben de ilk defa göreceğim. Vay. Kot farkı. Kot farkı. Evet, evet. Biraz yükseldik. Banyo güzel kokuyor. Burada afilli bir küvet var. İçinde bir sürü şey var. Bu jacuzzi mi, küvet mi? Ya bu jacuzzi bilmiyorum hani ne olduğunu bilmiyorum. Şurada televizyon gibi bir şey de var. Bunu da bırakmışlar bu arada. Normalde bırakmaları gerekmiyor. Şurada bir şey var. Zaten buradaki sıkıcı bile, burası çok değişik ve şurası çok hoş olmaz mı? Şuraya böyle cilt bakım ürünlerin, duş yerleri falan böyle bir sürü bakım ürünü koymadık. Aşırı iyi. Çok hoşuma gitti. Burası da tuvalet biraz böyle hafif. Daralma hissiyatına kapılınabilir ama. Bence kişisel alan hissi de verebilir biraz. Evet. Bu da hoş. Ama bu çok havalı bir şeye benziyor. Bilmiyorum. Burada da işte yine büyükmüş. İkili de yapılabilir. Hatta burası daha da büyütülebilir. Buralar falan dolap koyulabilir, değerlendirilebilir yani. Burada da duşakabin var. Duşakabin gayet yeterli. Bizimki gibi anlamında. Fıskiyeti. Bu arada bize de şundan lazım. Bize çok şey lazım. Tabii bize her şey lazım. Burada biz bir şey almadık ama. Işık kapalı. Üst kata çıkalım. Üst kata çıkmadan... Orası şu an şey, kuldu, yoğun. Okey. Sonra gösteririz o odayı. Tamam. Evet, üçüncü odayı da boşalttık. Önce üçüncü odaya gidelim, sonra yukarı çıkalım. Sırayla olsun her şey. Burası da yine siyah zeminli bir odamız. Muhtemelen yatak odası. Büyük çünkü diğerlerine göre. Siyah bir perde. Biraz içim daralmaya başladı. Zaten oranda da hava kapalı genelde. Perdeyi de şey yapmışlar böyle. Ama yatak odası yaptılarsa belki... Hani karanlık oda tercih etmiş olabilir. Aynen olabilir. Perde biraz rahatsız etti beni. Sadece şey değil, zeminler falan değil. Buradan da yine full bahçe manzaralı. Güzel. Şu bahçeyi çok sevdim ben. Biraz da aşağıdan bakarız. Sürekli bahçeyi gösteriyoruz çünkü bahçe çok güzel. Aynen, biz bahçe için zaten böyle bir şey. Böyle alıyoruz, seviyoruz. Alıyoruz derken şey gibi oldu, sürekli biz alıyormuşuz gibi oldu. Alır satıyoruz. Neyse, asla o işi yapamayız biliyorsun değil mi? Yapamayız. Senin lamba takmayı bile bilmiyordu arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben de. Beni gömmeyelim, yukarı çıkalım. Hayır, kötü şey değil. Belki birçok kişi bilmiyordur. Çık yukarı. Yukarı çıkalım yavaş yavaş. Bu arada, onda da şöyle bir ışık var. Diğer odalarda da odaların tasarımı ve ne yapacağıyla ilgili konuşuluyor. Ne yapacağını. Kabloya dikkat edelim. Evet. Çok güzelmiş. Bayağı ferah, büyük. Aynen, bu bizimkinden farklı çünkü şu dakba kapır mı? Dak kapır mı? Öyle bir şey diyorlar. Ondan var. Hatta yani bizi izlemeyenler için bakarsanız şu üçgen böyle tamamen aşağı kadar iniyor. Normalde. Ama burası böyle çıkartmışlar. Güzel olmuş. Şöyle değil de şöyle olmuş gibi anlatabilirsin. Anlatabilirsin, bilmiyorum. Buraya çamaşır odası. Aslında burası bir
böyle, bilmiyorum, belki başka şekilde bile değerlendirebilirim. Biraz büyük çünkü. Ödenin karşı tarafına. Bir tezgah var. Buraya çamaşır makineleri falan gelir. Burası nakliti yapmalık, çamaşır katlamalık. Hoş bir alansı da biz de kendimiz için düşünebiliriz. Kocaman bir cam. Bizimki gibi ama bu ahşap sadece. Bizim yukarıdaki ahşap değil. Burası klima pende bizim. Şu havalandırma. Bu dışarısı. İlk defa ev tur videomuzu izleyenler şunları merak edebilirler. Şu an açsam bilmiyorum. Evet. Bakın. Şöyle. Boşluklu. Boruların geçtiği bir yer. Yalnız bu zamana kadar gördüğüm en güzel arka alan. Çünkü canım fark ettiysen yerleri ne deniyor bu? Bir şey yapmışlar. Ahşabımsı bir şey var yani. Evet ve bu temizlik ve kullanım için çok iyi. Çünkü bizimkiler bildiğiniz taş zemin tırtık tırtık var yani. Beton. Beton yani. Direkt beton. O da güzelmiş. Bak şurada da bir ayrıntı var. Işıklarla aktığımız ışık gibi. Bir tam işte bu ışık. Çamaşır odası ya. Çok evet, güzel olmuş. Bu fikir mantıklıymış. Burada bir kapı girişi var ama kapı yok. Kapı. Şey bir de kapının çerçeveleri kalmış, kapıyı çıkartmışlar. Yine kocaman bir cam. Aa, karşı tarafta da cam var. Evet, ama çok aydınlık ve güzel bence üst katta şimdi. Direkt çalışma odası yapabilirsin. Bak mesela cam kenarı. Böyle buraya çiçeğini koy, buraya çiçeğini, kahveni koy. Hmm. Bazen bilgisayarını koy, çalış. Evet. Çok tatlı bir güzel, alan. Güzel, manzarası da güzel. Bayağı sevdim burayı. Burada... Şuraları depo mu yapmışlar? Çok kocaman değil. Bir şeyleri kırmak istemiyorum. Evet, ama burası oluyor. Yani az önceki gibi bir yer. Evet. Bir de arkadaşlar bizim evdeki sistemde mesela bu kapakları tutacak bir şey yok yani. Nasıl söyleyeyim? Kapıyı bir yere oturtursunuz ya, öyle bir sistem yok mesela. Ama burada şunu fark ettim. Mıknatıs var, tutuyor. Çektiğimde nerede bilmiyorum. Bak. Şu kenarlarda mı? Yok. Oraları yani. Mı mıknatıs yapmışlar bunları tutacak? Emin değil ama bayağı bir malzeme var içeride. Evet, genelde giderken böyle evde işlenecek şeyleri koyuyorlar. Ve kapattım. Ha. Yokmuş herhalde, bilmiyorum. Bana varmış gibi geldi. Ama tutuyor işte. O hoşuma gitti yani, bence güzel. Evet, duvarlarda yapıştırma sanırım. Klasik buharlandırlar. Temiz duruyor. Temiz ama en azından yapıştırması. Aynen, bayağı temiz. Tabii ev çok güzel. Evet, bence temiz bırakmışlar. Aynen, müslümanlar. Bir şey de var. Bu bizim, bizde biliyorsunuz henüz katta yok. Isıtıcı. Bayağı sıcak. Burada o da var. Çalışıyor. Evet. Farkındalar mı? Çalışıyor. Evde her şey çalışıyor. Ben buranın zeminini de beğendim. Aynen, güzel. Bence uyumlu olmuş. Bayağı güzel, tatlı ve o zaman evin en güzel yeri olan, her zaman en güzel yeri olan yerim. Bahçe. Bir de burada şey varmış, arkadaşımız söyledi, diğer evlerde de görmüşler, keçi miydi, koyun mu, kocaman boynuz, koyun, bir şey boynuzu ya, keçi koyun gibi bir şey boynuzu ama baya böyle buradan buraya kadar falan dediler, o varmış, şaşırdım, alıp gözümüşler tabii ki, burada kalmamış, diyorum, bahçeye gidelim, tabii inşallah keçi değil. Anahtar şuradan. Belki bir kere daha açılıyordur. Kilitli olabilirsin. Sonra bir şey yok. Ha, bir daha. Açıldı mı? Gidiyor mu? Ya bir daha dene. Kıracaksın yine. Yine. Evde de kırdın. Kırmadım. Açabilirsin bence bir kapıyı. Ben kırarım diye çekiniyorum. Sabah bizim sinekliği kırdım da biraz güç istiyormuş değil mi? Ay çok güzel bahçeleri. Çok hoşuma gitti. Şunun güzelliğine bak. Burada... Anahtar al, o şeyini de kullanacaksın depoda. Su motoru mu? Hortumu. Ha, hortumu var.
Motor gibi de duruyor ya biraz, o yüzden. Hortumu. Bak biz şundan arıyorduk. Evet, bu büyüklükte bulamamıştık. Aynen. Kova bırakmışlar. Bu duvar. Şurada çiçek bırakmışlar. Burada da saksıları daha güzelmiş. Mesela ben bu saksıya bayıldım. Çok güzel değil mi? Aynen, güzel. İnşallah. Bahçe güzel bence. Güzel bakmışlar. Bence de şu alan falan da güzel. Hatta buradaki taşlara bak, altında şey var. İstediğin gibi her şey ekebilirsin. Bunu da ben... Türkiye'de de çok var bundan. Yeniyor mu bu bilmiyorum ama... Buradaki muhtemelen yeniyordur. Böyle küçük küçük. Biz okula giderken yerdik hep yolda bunlardan. Böyle güzel. Hoş. Renkli şeyleri seviyorum. Bizim bahçede hiç böyle renkli bir şey yok. O yüzden hoş. Bak, ama şu ayrıntı zaten işledi. Bulunduğun yeri güzel yapmışlar. Önceden burada fıskiye varmış. Burada ışık da var. Hani onu sökmüşler sanırım. Burası ama çok güzel. Güzel bir ayrıntı var burada. Evet. Bak, bir de ağaçları biraz değişik. Bak burada bu nasıl bir ağaç bilmiyorum. Onu bilmiyorsun ama arkanda kocaman zeytin ağacı var. Aa, zeytin ağacı güzeldir ama. Bayağı büyük. Aynen. Güzel, çok hoş olmuş burası. Ben çok beğendim. Devam edelim bakalım. Yine benim beğendiğim saksıdan bir tane daha var. Bakıyoruz. Bir kelebek var. Hollanda çöp kutusu var. Evet. Başınıza bela. Yani çok destekliyorum. Sadece zor yapması bence. Alışmamış birisi için. Bu neden var bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Çünkü arka kapıdan da bir ev girişi hissiyatı vermişler bak. Ha. Küçük bir bahçe gibi. Sağ evet. Tarafta öyle bir şeyler var. Kapı girişleri ferah zaten. Aynen, şöyle kapı. Çok güzel olmuş ama bence. Hani dediğin gibi o sıcaklık hissini çok güzel veriyor. Burası dış kapı. Buradan da çıkıp bir bakarız belki. Alalım. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. İngilizce öğrenen Zeynep. Herkes biliyor bence. Bu da Flamenkçesi de yazıyor. Aa. İtalyancası da yazıyor. Diğeri ne acaba? Diğeri de belki Almancadır. Bu depo da güzelmiş. Aynen. Bak, şey, yalıtım falan varmış bu depoda. Aa. Da. Çalışma yeri yani yapmış şu şekilde güzel. Burada da bayağı prizlerle dolu her yer. Şurada da var. Şu yukarıya ışık bırakmışlar. Aynen. Burası da bayağı temiz, düzenli, güzel. Güzel, gayet yeterli bence zaten. Evet. Çok güzelmiş ya, ben çok beğendim. Aynen. Burada da taşlar, tuğlalar bırakmışlar. Bir de depo şey gibi durmuyor bizim... evdeki depo daha ortada ya, birinci olan özellikle. Yani depo böyle şey, hiç göze batmıyor yani, rahatsız etmiyor. Aynen, bence. En sonda olduğu için. Aynen, çok hoş duruyor o çıkıntısı falan. Buraya ben hemen kafamda düşünüyorum, hemen buraya bir koltuk takılır ya da şuraya da olur. Oraya kocaman bir masa falan. Bahçe bayağı ferah, bayağı kullanışlı bence ve burada çok otantik bir lamba varmış. Biraz pis ama. Akşam yanıyordur. Aynen. Hoşuma gitti. Bizimkini de beğeniyorum ama bu tarzı da seviyorum. Burası birazcık benim tarzım bence. Şey olarak. Burada da yine bir tasarım çalışılmış. Bunları falan da seviyorlar. Bizde de ortada vardı hatırlıyorsan, evet. Böyle bir şey. Bu da güzel. Böyle. Bu arada bunların böyle yeşillendiğine bakmayın. Hollanda yağmurunda bu aşırı normal. Bizim bahçemiz belki 3-4 aylık yağmurla bu hale geldi. Bunun için bir şeyler varmış, temizleniyormuş. Bu bilgiyi sadece şey için vermek istedim. Böyle kalmıyor. Onun için vermek istedim. Öyle evin dışarıdan gördüğüm de şu şekilde. Vapur dediğimiz şey şu üstteki çıkıntı değil mi? Evet. Öyle gözükmeyen başka... Aslında bak şurada gözüktü, daha iyi gözüküyor. Şeyin üstünde. Normalde yanındaki dümdüz iniyor. Şu dümdüz iniyor, bu dümdüz iniyor ama bak bu yapmış. Dapur. Aynen. Dapur doğru söylüyorsak. Dak kapur mu öyle bir şey? He, dak. İşte ondan. Böyle güzel, tatlı bir ev. Evle ilgili öğrenmek istediğiniz başka bir bilgi varsa yani güzel. Ne denir bilemedim şu anda. Ben çok beğendim. Bahçede oturup piknik yapsın geliyor öyle olunca. Öyle yeni yani bir ev turuyla daha sizlerle birlikteydik. Hoşunuza gittiyse zeytin ağacının üstünde zeytinler var. Dikkatim dağıldı. Siyah zeytin. Şey diyormuşum. Bu videoyu beğendiyseniz bir sonraki videoda zeytin ağacının üstündeki zeytinleri toplayıp hep birlikte zeytin salamura yapabiliriz diyormuşum. Hüseyin yüzü bir anda gülerken şöyle oldu. Tamam. Video bu kadardı. Hüseyin'i yanıma alıp videoyu kapatıyoruz.
Evet. Diğer turun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Biz çok seviyoruz bu tarz şeyleri. Hüseyin'in de büyük katkısı oldu. Gerçekten. Yani kameraman olarak. Umarım çok güzel çekebilmişsin. Biraz zor oluyor telefondaki açıyla ayarlamak. Öyle. Videomuzu beğendiyseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Eğer gerçekten beğeniyorsanız beğenip yorum yapıp bizi takip edebilirsiniz belki. Destek olabilirsiniz. Bu tarz başka beklediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü elimizden geldiğince sizin beklentilerinize göre de video çekmeye çalışıyoruz. Karşılıklı verim aldığımız bir sayfa olmak istiyoruz. Kanal olmak istiyoruz. İşte YouTube sayfası, kanal. Aynen, kanal olmak istiyoruz. Ben yanlış şeyler söylerim genelde. Siz beni düzeltebilirsiniz yorumlarda. Bazı arkadaşlarınız yapıyor, tatlı oluyor. Öyle, benim biraz çenem düştü. İsterseniz Hüseyin kapatsın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Evet, yani bizi takip edebilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Aynı şeyleri ben söylemek istemiyorum. Bir sonraki videoda... Lafını bölüyorum. Yeni bir şey söyleyeyim o zaman. Kanalımıza katıl butonu eklendi. İsterseniz ona da katılabilirsiniz diyelim. Hiç bahsetmedik çünkü aslında evet. Biraz oldu bu buton ekleneli. Ama hiç bahsetmemiştik. Bu video vesilesiyle de ilk defa bahsetmiş olalım. İsterseniz bir göz atıp ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz diyorum. Gerçekten bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bahçeye gidiyoruz. Kendi evimiz gibi her yeri açıyorum. Her yeri gösteriyorum. İkinci evi aldık diye. Yanlışlıkla öyle bir şeyler söylemiş olabilirim. Bu buzdolabı, bu çamaşır makinesi. Aa, çamaşır makinesi yok bu. Gerçi biz kendi alalım. Bulaşık makinesi. Bu bahçe, bu ağaç falan mı diyeyim yani? Güzele güzel diyeyim, anlatayım ben neden beğendiğimi. Bak, zeytinleri gerçekten baktım, gördüm. Üstünde düzüşmüşler, ölmeye başlamışlar. Bir zeytin yapmayalım mı? Burada güzel zeytin mi var? Yok. İşte böyle yani. Bir sonraki videoda burada bir piknik yapacağız. Halimize şükredelim. Hayır canım, şükürler olsun. Ama bir şey anlatırken de güzelliğini de söylemek, betimlemek lazım. Şimdi ben size derim, bakınız. Bakınız da nedense bu video çok kullandım. Ben şimdi derim size, buraya yapmışlar tahta. İşte yani onu bölmüşler, bunu bölmüşler derim. Ama adam buraya sanat yapmış. Ben de beğendim. Bunu da anlatayım. Diyeyim ki bak çok güzel olmuş. Ama sonra siz gelip demeyin, ya orası yosunlanmış, ne kadar pisler, ne kadar bakımsızlar demeyin. Adam yapmış, şunu yapmış yani çünkü. Böyle oluyor. Biz gördük, 3 ay yağmur yağıyor. Bütün her şeyde tahta olduğu için hepsi böyle yosunlanıyor. Yerlerde. Aynen, ben sanıyordum ki bunları diğer evlerde gördüğümüzde zannediyordum ki bunlar böyle ne kadar bakımsız, biz bunları nasıl temizleyeceğiz, bunları tekrar mı değiştireceğiz diyordum. Meğer bir şey alıyormuşsun, temizliyormuşsun, geçiyormuş. Bu klasik kışın oluyormuş diyorum. Neyse, arkada da kamera arkası olsun diyelim, gidelim hadi.